Sevgili katılımcılar merhaba. Muğla Sıkı Koçman Üniversitesi Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Bahar Dönemi etkinliğine hoş geldiniz. Bugünkü webinarın konusu sürdürülebilir çevre açısından nükleer santrallerin etkileri. Konuğumuz ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden hocamız Doçent Doktor Ayşe Yıldız Özsalmanlı. Hocamız aynı zamanda üniversitemizin Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koordinatörlüğü Eğitim Alt Komisyonu üyesi. Hocam hoş geldiniz. Kısaca kendinizi tanıttıktan sonra sunuma geçebiliriz. Buyurun hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Böyle bir sunumda tekrar sizlerle birlikteyiz. Ben İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesiyim. Kamu Yönetimi bölümünde görev yapıyorum. 2011'den bu yana üniversitemizdeyim. Daha önceki yıllarda da 9 Eylül Üniversitesi'nde yine aynı bölümde görev yaptım. Lisansüstü tezlerimin yüksek lisans tezim çevre yönetimi ve politikaları üzerine. Doktora alanımda da yönetim bilimleri üzerine devam ettim. Kamu yönetimi bilim dalından doçentlik unvanını aldım. Ama bölümümüzde hem kentleşme ve çevre sorunları hem de yönetim bilimleri alanındaki derslere de girmekteyim. Ve bu alanlarda da çalışmalarım var. Bugün konu olarak sürdürülebilir çevre açısından ya da sürdürülebilir çevre yönetimi açısından nükleer santralleri işlemek istedim. Bir yandan 20. yüzyılda önemi olan ama işte petrol kriziyle dünyada petrole dayalı enerji politikalarından vazgeçilmesine yol açan ama hemen ardından da nükleere yönelik yatırımların artmasına yol açan bir süreç başlamış. Aslında 20. yüzyılda birçok batılı ülkelerde bunun yanında demir perde gerisi denir geçmiş dönemlerde. O ülkelerde önemli bir santral olarak karşımıza çıkıyor. Ama 21. yüzyılda da özellikle gelişmekte olan ülkelerde dikkate değer bir yatırım ya da ciddi alınması istenilen bir yatırım. Ama biz bu yatırımları çevre bilimi açısından ve sürdürülebilir çevre politikaları açısından da değerlendirmemiz gerekir. Nükleer santrallerin tabii ki faydaları da var, zararları da var. Ama bu zararları dediğimizde en büyük zararın çevre değerlerine olduğu dikkati çekmekte. O nedenle konunun önemli olduğunu, bu konuda bir sunum yapmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Genel olarak bilgileri vermek istiyorum. Sürdürülebilir çevre konusunda ülkemizde 1983 tarihli çevre kanunundaki tanımı görüyoruz. Gelecek kuşakların ihtiyaç duyacağı kaynakların varlığını ve kalitesini tehlikeye atmadan, yani gelecek nesillerin haklarına bugünden hiç zarar vermeden, hem bugünün hem gelecek nesillerin çevresini oluşturan tüm çevresel değerlerin ki canlı ve cansız çevre değerlerinin her birinin ıslahı, korunması, geliştirilmesi sürecini anlatıyor. Yani bugünkü dünyada yaşam anlamında çevre hakkının getirdiği hakları nasıl talep ediyorsak, bizden sonraki nesillerin haklarını da bugünden gözetmemiz ve buna göre çevre politikaları uygulamamız gerekiyor. Konunun bir yandan sürdürülebilir kalkınmayla da ilişkisi var. Ekonomi politikaları açısından baktığımızda sürdürülebilir kalkınma da 1987'li yıllardan itibaren batılı devletlerin önemli bir ilkesi. Yine aynı şekilde bugünkü ve gelecek kuşakların sağlıklı bir çevrede yaşamasını güvence altına alan
Ekonomik kalkınma atılımları sırasında çevresel, ekonomik ve sosyal açıdan da konulara bakılmasını gerektiren, bu açıdan bir dengeyi gözetmeyi hedefleyen kalkınma anlayışı ve ekonomik gelişme anlayışıdır. Ekolojik denge nedir? İnsanların, hayvanların ve bitkilerin, flora ve faunanın varlıkları ve gelişmeleri, yani yaşama hakları ve çoğalma hakları dahil gelişmelerine uygun bir şekilde sürdürülebilmesi için doğadaki dengedir. Cansız değerler dediğimiz işte nehirlerdir, dağlardır, ovalardır ve buradaki canlılar arasındaki karşılıklı alışverişler hepsi beraber ekolojik dengeyi, hatta ekosistemi oluşturuyor o varlıklar arasındaki ilişkiler. Ve 1983 yılında Batılı devletlerin geleceğe ilişkin çevre politikaları anlamında bir araya gelme çabalarını görüyoruz. Aslında bu 1972'de Stockholm Konferansı'nda başlıyor. 83'te bu konuda Birleşmiş Milletler'e bağlı bir komisyon kuruluyor. 87 yılında işte o dönemden sonra dünyanın geleceğine yön veren sürdürülebilir kalkınma ilkesinin ilk defa dile getirildiği süreci görüyoruz. Common Futures dediğimiz Ortak Geleceğimiz isimli bir rapor yayımlanıyor. Hatırladığım kadarıyla daha önceki nesillerden biz emanet aldık. İşte bizden sonraki nesillere biz bunu teslim etmeliyiz şeklinde bir anlayış. Ve bu noktada sürdürülebilir kalkınma politikalarını gelişmekte olan devletlerin önemsediklerini görüyoruz. Bu konuda Nursen Hocam'ın da çok detaylı bilgileri var. Ve burada sürdürülebilir çevre açısından baktığımızda bir yandan canlıların yaşamlarını sürdürmesi önemli. Bir yandan yenilenebilir enerji kaynaklarına geçilmesi gerekiyor. Bugün güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, bazen denir jeotermal enerji ve biyoyakıt enerjisi gibi yeni alternatif enerji kaynaklarına gidiş çabaları var. Türkiye'de de bu konuda önemli çalışmalar var. Rüzgar enerjisi anlamında bildiğim kadarıyla özel şirketlerin, bazen uluslararası şirketler de olabilir, rüzgar enerjisi üretimi anlamında yatırımlar yaptıklarını da biliyoruz. Bunun yanında jeotermal ve diğerleri. Hatta rüzgar enerjisi anlamında deniz üssü denir. Rüzgar enerji santralleri açısından bizim Ege kıyılarımız çok da avantajlı durumda. Sürdürülebilir enerji nedir? Bu tanıma bakmak istedim. Çünkü nükleer enerji çevre sürdürülebilir çevre açısından yeşil enerji kapsamında değil. Sürdürülebilir enerji nedir dediğimizde birincil enerji kaynaklarından yapılan enerji üretiminin yüksek verimli ve temiz teknolojilerle geliştirilmesini, fosil yakıtların çevre dostu teknolojilerle değerlendirilmesini, fosil yakıtların yerine olabildiğince tükenmez yenilenebilir enerji kaynaklarının yerleştirilmesini ve bir çevrimde atık biçimde ortaya çıkan enerjinin bir başka çevrimde üretim sürecinde bir girdi olarak kullanılmasını kapsayan, ekonomik büyüme ile de ilişkilendirilen bir kavram. Tanım bu şekilde. Buradan anladığımız üzere birinci enerji kaynaklarından enerji üretiminde maksimum verimliliği hedefliyoruz ve temiz teknolojiler ya da son teknolojiler, çevreci teknolojileri kullanıyoruz. Bir yandan da atıkların değerlendirilmesi, bertarafı bir süreçten geçirilmesi ve daha sonra başka bir üretimin
ham maddesi ya da ara mamul maddesi olarak kullanılabilmesini de anlıyoruz. Yani kaynakların değerlendirilmesi de önemli ve enerjinin de mümkün olduğunca rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, hidroelektrik enerjiye başta olmak üzere yenilenebilir kaynaklardan devam ettirilmesi gerekiyor. Bu açıdan bakarsak nükleer enerji ile ilgili şu anda bu kapsamda bir açıklama yapamıyoruz. Türkiye'de fosil enerji ya da yenilenemez enerji kaynakları var. Bunu biliyoruz. Taş kömürü, lignit kömürü, asfaltit, petrol ve türevleri, doğal gaz, uzun dönemdir ülkemizde kurulmuş, jeotermal enerji, rüzgar, güneş enerjisi ve diğerleri. Ve Türkiye'nin nüfusu artıyor. Türkiye sanayileşmek istiyor uzun bir dönemdir. Ve hizmetler sektörü bugün çok ön planda Türkiye'de. Dolayısıyla enerji gereksinimi artıyor. Buna paralel olarak dünyadaki enerji artıyor. Ve bunun gelecekte dijital teknolojilere geçilen süreçte çok daha hızlı artacağı, yani bir enerji gereksiniminin mutlaka karşılanması gerektiği ifade ediliyor birçok çalışmada. Bununla ilgili oranlar var. Değişik kaynaklarda değişik rakamlar veriliyor ama gördüğüm kadarıyla 2000'lere göre 2030'larda 2000'lerden %60 düzeyinde daha fazla enerjiye gereksinimimiz varmış. Enerji tüketimi açısından baktığımızda diğer ülkelerdeki gibi Türkiye'nin de enterkonekte enerji sistemine dahil ettiği santraller anlamında yenilenemez enerji kaynaklarına yine de ağırlık verdiğini görüyoruz. Bunların başında taş kömürü, yani termik santrallerden hala çok yararlanılıyor. Lignit kömürü ve bunun yanında petrol ve türevleri, ki son dönemlerde Türkiye'nin enerji kullanımında, tüketiminde en büyük payı doğalgazın aldığı görülüyor ve doğalgaz anlamında da dışarıya bağımlı bir ülke durumundayız. Çünkü Türkiye'nin doğalgaz yatakları kısa bir süre öncesine kadar olan bilgiye baktığımızda çok fazla değildi. Ama son bir yıldır bu konuda Akdeniz ve Karadeniz'de yeni rezervler ortaya çıkarılma çalışmaları da sürmekte bildiğimiz gibi. Ve enerji çeşitlenmesi. Bir de bu dikkatimi çekiyor. Batılı ülkelerde de ister yenilenemez olsun, ister yenilenebilir olsun, her iki enerji çeşitliliğini aynı pastanın içinde bir arada kullanmayı talep ediyor ülkeler. Aynı politikanın Türkiye'de de 11. Kalkınma Planı'nı irdelediğimizde Türkiye'de de olduğunu görüyoruz. Yani bizim yer altında, deniz altında rezervlerimiz ne ise, milli rezervlerimiz, bunların her birini kullanıp Türkiye'nin kalkınması, hatta büyümüş, gelişmiş bir devlet durumuna gelmesi yolunda kullanılması hedefinin olduğunu görmekteyiz. Ve burada enerjide bağımsızlık, bölgesel güç olma gibi de bazı çabalar da dikkati çekiyor. Bir de Doğu Batı Kuzey Güney enerji koridoru projeleri ülkemizde var. Doğalgaz anlamında bunları biliyoruz. Güneş ve rüzgar enerji santralleri ve hidroelektrik enerji santralleri arttırılıyor. Ama eski yenilenemez enerji santralleri, termikler bunlardan birisi, halen çalıştırılmaya devam ediliyor ve böyle olacağı da görülüyor. Bu örnek, bu anlamda batılı devletler de benzer durumda. Kalkınma planlarındaki bazı anlatımlara yer verdim. Burada da kısaca bakarsak
Bir yandan iklim değişikliğiyle mücadele, bir yandan biyolojik çeşitlilik kaybı, bir yandan ülkemizin hızla büyüme gereksinimi, nüfus artışı, kentleşme ve enerji gereksinimi. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre de hem su tüketimi hem de enerji talebi gelecekte tüm dünya devletlerinde artacaktır denmekte. Ve buradaki bilgilere göre katma değeri Türkiye'nin hedefi sanayileşme, ulusal enerji denge tablosuna göre de ülkemizde yerli enerji arzı verilmiş ve burada petrol önemli ama yerel üretim kaynaklarının payının da arttırılması gerekliliği var ve bu anlamda yine denizlerimizde ve karasal alanlarımızda enerji kaynağı arayışları da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı başta olmak üzere sürdürülmekte ülkemizde. Ve gelelim nükleer enerjiye. Görsel olarak böyle bir görüntü. Benzer bir görüntü birazdan gelecek. Bu kez bulunduğu coğrafi alan, çevre bilim açısından bakarsak, tarım arazilerinin üzeri yerleşim alanlarının çok yakınlarında olmadığını görüyoruz. Sulak alanların olduğunu görüyoruz ve böyle bir arazide nükleer santral kurulmuş. Bir yandan da depreme dayanıklı bölgelerin seçilmesi gerekliliği var. Ülkemizin dört bir yanında bugüne kadar bu faaliyete geçilmemesinin ardında Türkiye'nin deprem bölgesi olduğu yönünde bize yöneltilen dış bazı eleştiriler de yer almakta. Nükleer enerji nedir? Atom çekirdeğinin parçalanmasına bağlı olarak açığa çıkan ısı enerjisinin teknoloji vasıtasıyla kontrol edilmesi sonucu elde edilen enerji türü olan nükleer enerjinin yaygın kullanım alanı elektrik üretimidir. Yani nükleer enerji tesisinden elektrik üretiliyor ve nükleer reaktörlerde bu elektrik de ulusal elektrik sistemine aktarılıyor ki batılı ülkelerde %25'ler civarında olanları var. Nükleer reaktörlerde de uranyum ya da toryum yakıt olarak kullanılıyor. Ama 20. yüzyılda yoğun olarak uranyum kullanılmış. Bildiğim kadarıyla Yunanistan'ın uranyum, Türkiye'nin toryum yatakları oldukça fazla. Ve toryum yatakları anlamında Türkiye 21. yüzyılda stratejik öneme sahip olmak üzere. Çünkü uranyum madeni dünyada tükendiği anda mübadili olarak toryumun kullanılacağı varsayılıyor ve bu anlamda gerçekten bulunduğumuz bölgede bildiğim kadarıyla Türkiye toryum madeni anlamında çok zengin ve bunu hazır tutuyor şu anda. Burada Rusya'nın güvenilir doğal kaynağı olmadığı, bu konuda 2006'larda da böyle makalelere konu olmuş bilgi. Bugün de baktığımızda Ukrayna-Rusya arasındaki savaş ve getirdiği ekonomik sorunlara doğalgaz kaynağı olan Rusya'nın bunu kısması durumunda diğer devletlerdeki enerji fiyatlarındaki artışı görmekteyiz. Bu yıl geçmişte de var, günümüzde de var. O nedenle batılı devletler dışarıdan bir kaynağa ihtiyaç duymaktansa kendi ülkemizde nükleer tesisleri aktif edelim, kuralım ve çalıştıralım mantığı ile hareket etmişler 1970'li yıllar ve sonrasında. Bir de nükleer enerji dünya elektrik ihtiyacının %17'sini karşılıyor. Yani bugün gelişmiş devletlerde birazdan haritasında göreceğiz. Gelişmiş devletlerde nükleer enerji santralleri çok fazla var.
ve yenileri kurulmamakla beraber eskileri faaliyetlerini sürdürmekte ve ulusal enerji sistemine payı ya da dünya enerji sistemine payı hiç de azımsanır değil, %17. Bir de nükleer tıp ve sanayi sektöründe nükleer enerji ya da ham madde kullanımı var. Enerji çeşitliliği sağlamak isteyen devletler gibi Türkiye'de böyle yeni alternatif enerji kaynaklarına da kapıyı açıyor. Bir yandan da ekonomik gelişmişliği sağlayabilmesi adına diğer ülkelerde zaten işletilen nükleer enerjinin Türkiye'de de aktif edilmesi, kurulması, çalıştırılması önemli. Çünkü kalkınmak istiyorsa bunu da yapması gerektiği yönünde de bir tanı var ülkemizde ve bu konuda çoktan da adımlar atılmış. Peki, ilk çalışmalar ne zaman başlamış? Soğuk Savaş'ın geldiği dönemler, İkinci Dünya Savaşı'nın son yılları, 1942 yılında Chicago Üniversitesi'nde bir nükleer reaksiyon gerçekleştirilmiş. Manhattan Projesi dediğimiz bir nükleer silah projesi ve bu konuda lider ABD. Soğuk Savaş döneminin iki süper gücü, biz o dönemde büyüdük biliyorsunuz. Yani bu, şöyle söyleyelim, 90'lı yıllara kadar olan süreçte iki büyük süper güçten hep söz edildi. ABD ve Sovyetler Birliği. Burada ABD'nin nükleer silah projesi, bu projeye bağlı olarak önce Little Boy dediği bir atom bombası yapmış ve Hiroşima'ya götürüp atmış. Tabii ki nice insan hayatını kaybetmiş, sakat kalmış, flora ve fauna ve çevresel değerler bir daha geri dönülemez şekilde yitirilmiş. Hemen ardından bu Ağustos ayında, hemen ardından 9 gün sonra 15 Ağustos'ta Fatman'i bu kez daha büyüğünü götürüp yine Japonya'da Nagasaki'ye atmış. Bir nükleer bomba ve bundan sonra nükleer enerji yatırımlarını hızlandırmış Amerika. Ve o süreçten sonra Japonya acılarını sarmaya çalışıyor. Bir yandan da Batı modelinde kalkınma sürecini de başlatıyor. Ve ilk nükleer reaktörler Soğuk Savaş'ın başlarında iki büyük gücün rekabeti halinde. Amerika'nın Idaho eyaletinde bir başka reaktör, deney santrali, nükleere dayalı elektrik enerjisi üretmiş. Yani ABD'de bu çalışmalar elektrik enerjisi üretme 1951'de başlamış. Yani 70 yılı geçmiş. Yani nükleer santrallerin geçmişi 70 yılın üzerinde. İlk sivil amaçlı nükleer elektrik üretimi 1954'te Sovyetler Birliği'nde Obnix Kaluga Oblast reaktöründe gerçekleştirilmiş. Bunların görselleri Google'da var ve sivil. Bir de çalışmayı hazırlarken gördüm. Sivil amaçlı nükleer araştırmalar ya da tesis kurma çabaları Türkiye'de de var. Dünyada 15 yıl öncesine kadar 156 ülkede 284 civarı araştırma reaktörü ya da ticari işletilen reaktörler varken bu sayı azalmıyor, 500'e yaklaşıyor. Bugün 200'e yakın dünya ülkesinin 160'a yakınında 500 civarı nükleer reaktör var. Ve elektrik enerjisi üretimindeki payı 32 gelişmiş ülkede %16 civarında. Bini aşkın ticari, askeri, araştırma amaçlı nükleer reaktör işletiliyor. Bir yandan askeri olanları da var. Yine son bir aydır, bir ayı da geçti, Ukrayna'ya Rusya tarafından gerçekleştirilen işgal sırasında da gördük.
hem askeri anlamda hem de nükleer santral anlamında savaş durumunda da nükleerin tehlikesi de her an hissediliyor. Ve bu açıdan Rusya'nın ve ABD'nin deniz altında dolaşan bazı kaynaklarda 460 denen Rusya'ya ait nükleer denizaltısı var. Aynı şekilde ABD'nin de var. Yine bunu güvenlik anlamında bir yandan da çevre bilim anlamında değerlendirdiğimizde nükleer santraller ya da nükleer denizaltıların sürdürülebilir çevre açısından risk olduğunu ben düşünüyorum. Ve 713 araştırma reaktörü yerin altına gömülmemiş bulunan, nükleer olmayan çok az sayıda ülke kalmış. Şu anda aktif olarak bu konuda faaliyette olmayan Türkiye bir örnek. Ve elektrik enerjisi üretimi payını da arttırmayı istiyor Türkiye. Dünyada da fosil yakıt kullanımına dayalı elektrik enerjisi üretimi daha fazla. Nükleer enerji de bunun içinde. Yenilenemeyen enerji kaynakları kapsamında yenilenebilirlerin payını batılı ülkelerin de Türkiye'nin de arttırma çabaları olduğunu da belirtebiliriz. Ama tekrar ifade edersem bir karmadan söz edilebilir. Her birini de kullanalım şeklinde bir yaklaşımı gördüm ben kaynaklarda. Yine de tartışmaya açık. Nükleer santraller anlamında yine bir büyük tesis olduğunu görüyoruz. Suyu kullanıyor, suya zarar veriyor. Çünkü radyoaktivite maddeleri karışabiliyor. Ve bizim Ardahan kentimize çok yakın Ermenistan'ın Metsamor sanırım adı nükleer santrallerinin bizim kent Ardahan kentinin içinden geçen su yani nehirlere ve ırmaklara zarar verdiğini de görüyoruz. Dolayısıyla tarıma, hayvancılığa ve insan yerleşimlerine zarar verecektir. Amerika'nın bazı çalışmalarda nükleer yeni tesisler kurmadığı, var olan tesisleri ömrü tamamlayana kadar devam ettirdiğini görüyoruz. Ama şu an Amerika'nın genelde katı atık yönetimi, sıvı atık yönetimi anlamında ya da gaz atık yönetimi anlamında sorunsalı var. Aynı şekilde nükleer atıkları nereye gömecek? Nasıl bertaraf edecek? Bu konuda güvenli bir depolama nasıl yapılır? Buna çözüm bulamadığını görüyoruz. Bir de kurulan tesislerin güvenliği noktasında, teknolojik gelişmeleri takip noktasında sorunları olduğunu görüyoruz. Benzeri şeylerin Avrupa'da da örnekleri mevcut ve birçok kaynakta gördüm. 1973'ten bu yana nükleer reaktör yapım projelerini onaylamıyor Amerika. Ve belirttiğim gibi geçmiştekileri çalıştırıyor. Ve ülkede en fazla elektrik enerjisine verdiği katkı anlamında öne çıkan tesisleri nükleer santralleri. Atık sorunu, sıkıntıları birazdan yine gelecek. Nükleer enerji üretimi ile elektrik üretimi tüm enerji üretimi içinde Batı Avrupa ülkelerine baktığımızda önce Fransa. Bugün Avrupa dediğimizde nükleer enerji santralleri denilirse ilk önce Fransa akla geliyor. %78'lik bir tüm enerji aktarımında payı %78. Artı Fransa nükleer enerji üretip elektrik satan bir ülke durumunda çevresindeki ülkelere ve bu ülkelerde kendi tesislerini ya durdurmuşlar ya iptal etmişler. Nasıl olsa mukayeseli üstünlük anlayışı gereği Fransa bunu üretiyor. Biz de ondan satın alırız anlamında davranmışlar. Bir de okuduğum bir bilgi. Eğer ki Avrupa ülkeleri
çok fazla enerjiye ihtiyaç duymazsa Fransa bazı tesislerini zaman zaman durdurabildiğini de yazıyordu. Yani gereğine göre onları da tekrar sisteme aktif edip katabildiği görülüyor. İkincisi, şu an savaşın olduğu Ukrayna. Dünyada bildiğim kadarıyla 16 tane nükleer enerji santraline sahip. Amerika ağırlığı %20 ülke içerisinde, Almanya %28. Yine Wikipedia'daki bilgilere de baktığımızda Almanya nükleer enerji santrallerinin üretimini durdurma noktasında bir adım atmış. Japonya %25, Brezilya %3.7, Hindistan ve Çin'in bile nükleer enerji üretimi anlamında dünyada öncü olduğunu görüyoruz. Ve dünyada inşa aşamasında olanlar da var. Türkiye'de bildiğimiz üzere Sinop'ta, Mersin Akkuyu'da şu anda yapımı ve fizibilite sonrası çalışmaları sürdürülen iki büyük nükleer enerji santrali var. Gördüğümüz üzere dünyada öncü ülkeler ABD, Fransa, Ukrayna, Japonya, Almanya gibi devletler. Ukrayna'da 1986 yılında Nisan ayında bir nükleer facia yaşanmıştı. O dönemlerde biz çocuktuk. Bunu ben derslerde de söylüyorum. O dönemler sonrası okullarda küçük küçük poşetlerde fındıklar ve kuru üzümler dağıtıldı. Sonra bakanın televizyonlarda, bakın ben çayı içiyorum, bizim çaya radyasyon bulaşmadı, sizler de içebilirsiniz diye örnek çay seremonilerini görmüştük. Ve o dönemlerde kamu yönetiminde gizlilik vardı. Yani belki tarım arazilerini çok etkiledi, ürünleri çok etkiledi, belki hayvanları etkiledi, belki hastalıkların, kanser vakalarının artmasında neden oldu Ukrayna'daki o nükleer kaza ve Türkiye de etkilenmiş. Ama biz o dönemlerde bilmiyorduk ve etkileri 30 yıl sonra konuşulmaya başlandı. 86, bilmiyorum 20 yıl, 30 yıl sonrası. Ve nükleer santrallerini kapatacağını ifade etmiş Ukrayna'da Çernobil'i. Yine baktığımızda kapatılmadığını, faaliyette olduğunu ve savaş sırasında bile faaliyette olduğunu görüyoruz. Ve nükleer santrallere yönelik en yüksek başarıyı elde eden devletlerin, yüksek teknoloji uygulayan Japonya'nın, belki Kore'nin, Güney Kore'nin önde geldiğini söyleyebiliriz. Ama Japonya bildiğimiz üzere bir deprem adası. Ve burada tamam depreme dayanıklı binalar inşa ediliyor. Ama ülkede Monju hızlı üreticisinde geçmişte bir sodyum sızıntısı yaşanmış. Tokai'de yeniden işleyicisinde bir atık patlaması yaşanmış. Ve o patlamanın olduğu bölgede olan çalışan personel bir kere hayati risk altına girmiş. Tokai yakıt işletme tesisinde kaza yaşanmış. Tokyo Elektrik Şirketi'nin 14 nükleer santralin kapanmasına yol açan o dönemde olaylar yaşanmış. Ve ülkede nükleer elektrik üretiminin genel elektrik üretimi içinde payı azalmış ve boru yırtılması diyebileceğimiz olaylar da yaşanmış. Bunların her biri çevre bilim adına büyük risk faktörleri ve bazı bilgilere göre bundan sonraki nesilleri eğer düşünmek istiyorsak bu nükleer atıkları istersek toprağın 1000 metre altına gömelim, istersek büyük demir bidonların içinde gömelim, ağzını kapağını sıkıca presleyelim, istersek betonlar atalım, demirler döşeyelim. Ama bir gün o bölgede bir deprem olursa ya da bir gün orada bir maden çalışması olursa ve bir sızıntıyla
Oradaki atığın tekrar yeryüzüne çıkması ve yeryüzünde radyoaktif madde durumuna dönüşüp radyasyon yayması ve oradaki bizden sonraki nesillere zarar vermesi olasılığını da düşünmek gerekiyor. Yani sürdürülebilir çevre açısından nükleer santrallerin bundan sonraki nesillere, flora ve faunaya olumsuz etkilerini görebilmekteyiz. Dünya fosil yakıtlarını tüketmekte, geçmişte işte sanayileşme çabasıyla küresel dev ülkeler diyelim artık, petrol, doğalgaz ve kömürü çok kullandı. Evet, bu kaynaklar bir gün tükenecek. O zaman alternatifi nedir? Bir yandan da o doğalgaz anlamında Rusya'ya bağlı olmanın getirdiği sıkıntı Avrupa ülkelerini nükleer enerji yatırımlarına açmış. Burada sürdürülebilir çevre açısından bazen duyuyoruz televizyonda, haberlerde de işte motorinli araçlar, benzinli araçların kullanımına kısıtlama getiriliyor ya da kaldırılıyor. Ayrıca Avrupa ülkelerinde hatta elektrikli araç kullanımını özendirme, bisikletli araç kullanımı ya da toplu ulaşımı özendirme çalışmaları var. Ama genel enerji yatırımlarına ve aktif enerji santrallerine baktığımızda petrol, kömür, doğalgaz, nükleer enerji kullanımının hala çok fazla olduğunu görmekteyiz. Ve bunların da sona erdirilmeyeceğini de baktığımızda görebiliyoruz. Burada bir harita var değerli hocalarım. Türkiye'nin yeri ve Türkiye'nin hemen yakınında Azerbaycan'da nükleer atık deponi alanları bulunuyor. Ermenistan'da nükleer reaktörler, nükleer tesisler var. Bizim Trakya sınırımızda Bulgaristan'da Kozluduy nükleer enerji reaktörleri var. Ve bunun yanında eski demir perde gerisi, şimdi Doğu Bloğu ülkeleri deniyor. O ülkelerde Ukrayna'da, Rusya'da, Litvanya'da, Letonya'da, Polonya'da, Almanya, Fransa, Danimarka, Norveç, ABD'ye kadar dünyada birçok devlet 2000'li yıllardan önce nükleer enerji santrallerini kurmuş, işletmiş, ha belki de gelişmesinde büyük payı olmuş ve yenilenebilir enerji yatırımları anlamında baktığımızda diğerlerine de önem vermiş. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hidroelektrik santrallere, amacını da tekrar ifade edilirse her yönlü enerji santrallerini kullanmak olduğu görülüyor. Bunlarla ilgili örnekler var. Bir yandan Çernobil'den sonra bazı ülkeler nükleer santrallerini durdurmuş. Bazı ülkelerde bekle gör politikası uyguladığı görülüyor. Eski Doğu Bloğu ülkelerinde, Batı'da en çok bu söylenir, eski teknolojili nükleer santraller var. Ve bu santrallerin her an bir sızıntı yapması, bir kazaya neden olması ve atıklarıyla ilgili sorunsallar devam ediyor. Yani bu açıdan sürdürülebilir çevre açısından değerlendirirsek atıkları ve çevrenin sürdürülebilirliğine zarar verecek kazalar ve hastalıklar anlamında riskler mevcut. Türkiye'nin nükleer enerji hikayesi nedir? 1960'lı yıllarda İstanbul'da Küçükçekmece'de 1 megawatt gücünde bir araştırma reaktörünün kurulduğunu görüyoruz. Nükleer enerji santralleri konusunda bir kere uluslararası şirketlerin çok etkin olduğunu ve batılı devletlerin burada önce olduğunu görmekteyiz. İspanya ve ABD firmaları Türkiye'de fizibilite çalışmaları, yer tespiti ve uygunluğu çalışmaları yaparak nükleer santral kurulması için proje teklifi vermişler. 1972'de Türkiye'de TAEK deriz kısaca, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun
Mersin Akkuyu bölgesinde santral kurulması konusunda proje çalışmalarında rolü var. 1993'te yine bu konuda atılımlar var. 3 farklı konsorsiyumdan proje teklifleri alınmış. Yıl 93'lü yıl, 97'li yıllar, ekonomik sorunlar ve yolsuzluk iddiaları gündeme gelmiş ve bu tesisin yerinin hazırlanması, kurulması, faaliyete geçirilmesi iptal edilmiş. Ardından gelen yıllarda da çok büyük yatırımlar, çok büyük fiyatlar, paralar gerektiriyor. Maliyeti konusunda bir atağa geçemediği görülüyor ülkemizin. Maliyet çok yüksek gelmiş ve enerji yatırımı olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın da bu konuda planlama, politika üretme ve uygulama çalışmaları olduğunu da görüyoruz. Burada Türkiye bir kaynaktaki veri bu. 2020 yılında birinci enerji kaynakları içerisinde nükleer enerji ile üretim yapacağı, kömür ve lignitten sonra nükleer enerjiyi kullanacağı öngörülüyor. Bu cümleyi sürdürülebilir çevre yönetimi açısından değerlendirdiğimizde, yenilenebilir olmayan enerji kaynaklarının Türkiye'nin enerji yatırımları içerisinde ya da sisteme katkısı anlamında öncü olmaya devam edeceği görülüyor. Hatta TAEK geçmiş yıllarda Konya tarafında Beyşehir, Seydişehir, Nallıhan Beypazarı, Ankara tarafında Akçakoca, Ereğli, Zonguldak, Sinop, Akkuyu, Mersin, Kırklareli, Nevşehir. 7 bölgede nükleer santral kurulabilir mi anlamında çalışmalar yapmış. Ve Türkiye haritasını göz önüne getirdiğimizde Türkiye'nin hemen hemen her bölgesi acaba nükleer santraller için uygun mudur diye çalışılmış. 2006'dan bu yana Sinop'un öncü yer seçildiği görülüyor ve nükleer enerji kullanımı konusunda Hazine Müsteşarlığı projenin anahtar teslimi yöntemiyle yapılması yerine yap işlet devret modeliyle yapılmasını istemiş ki Türkiye'de büyük ölçekli yatırımlarda son dönemlerde bu şekilde bir modelleme var ve finansal destek garantisi vermemiş. Bunlar sıkıntılara neden olmuş ve Türkiye'de şu anda Sinop, Akkuyu ve Kırklareli İğneada tarafında 3 tane nükleer santralin kurulacağı yönünde çalışmalar var. Bunun yanında İran'ın Türkiye'ye gönderdiği doğalgazı azaltması, işte Ukrayna-Rusya arasında doğalgaz krizi gibi dış faktörler ülkemizin nükleer enerji yatırımlarına yönelmesinde de bir rol olduğu görülmekte. Yine belirttiğimiz gibi toryum madeni anlamında ülkemiz bir yandan hidrojen yatakları çok zengin, Karadeniz'in dip kısmı, alternatif enerji kaynağı olarak ileride gündeme gelecektir. Bir yandan toryum yatakları zengin ve bulunduğumuz coğrafyada birinci sıradayız. Bu anlamda toryumu kullanabilme adına, belki toryumu ihraç edebilme adına nükleer santrallere Türkiye'de de yeşil ışık yakıldığı da görülüyor. Bir de uranyum olsun, toryum olsun, altın madeni gibi birçok madenin içerisinde küçücük partiküller, parçalar halinde, bunların büyük kitleler halinde bir yerden çıkarılıp ayrıştırılması, işlenmesi de gerekiyor. Bir de bazı diğer madenlerin içinde saf ve az oranda olduğunu da söyleyebiliriz. Ve uranyum atık anlamında çok büyük bir çevresel atık bırakıyor. Bu atıkların nerede saklanacağı, nereye atılacağı konusunda gelişmiş ülkeler sorunlar yaşamış. Diğer atıklarını nasıl denizlere atmışlar, büyük varillere koymuşlar ya da gemilerle götürüp açık denizlere boşaltmışlarsa büyük devletler,
Uranyum atıklarını da ne yazık ki gelişmemiş ülkelerin topraklarına, bölgenin. Yine kaynaklardan birinde Karadeniz kıyılarına İtalyanların nükleer varil atıklarını, varillerle atıkları bıraktığını da görmekteyiz. Bir yandan nükleer yakıt çok yüksek enerji veriyor deniyor. Yani çok az bir madde, çok yüksek bir enerji ve ekonomik gelişmeye katkısı çok fazla. Güvenlik değerlendirmesi konusunda lisanslı şirketlerin kontrolünde bu tesislerin çalıştırılması gerekiyor. Sürekli denetim altında tutulması gerekiyor. Gördüğümüz kadarıyla Türkiye'de açılacak olan tesislerin bu denetim ve sürekli kontrol süreç anlayışı deriz biz yönetim biliminde. Yani süreç içerisinde adım adım süreç sürekli kontrol edilmesi ne devam ediliyor. Yani bunların kontrol edileceği varsayılıyor. Bir de nükleer kazaların olma riski çok azdır. Eğer denetlenirse, eğer tesisler son teknoloji yatırımlarıysa deniyor. Ama bu hiç belli olmaz diyorum ben çevre yönetimi açısından baktığımızda. Bir yerde bilgi olarak geçiyor. Bir nükleer kazanın 150 milyon insanı bir anda ölümüne sebep olabileceği yazıyor. Bu kadar da riski var. Geleceğin inşası ve sürdürülebilirlik noktasında. Yani doğalgaz, petrol ya da kömür madenleri yanında atıkları anlamında ve kazaları anlamında masum bir enerji kaynağı değildir diye düşünüyorum. Bir de karbondioksit, gümrük dioksit partikülleri termik santrallerin doğaya çok saldığı, işte sera gazı etkisi yaptığı, iklim değişikliğine neden olduğu kanıtlanmış artık. Nükleer santraller karbondioksit, azot oksit, azot dioksit, gümrük dioksit vesaire partikül ya da gazları salmıyor. O nedenle daha çevrecidir diye işte 70'li 80'li yıllarda Avrupa'da böyle bir akım gelişmiş. Termik santrallerini oluşturduğu hava kirliliği o ülkelerde o dönemlerde çok fazla. Nükleer santraller havayı kirletmiyor diye nükleere çok büyük yatırımlar yapmış bu devletler. Ama bu kez atıklarının hiçbir zaman yok olmayacağı gerçeğiyle karşı karşıyayız. Ve biraz önce belirttiğim Batı Avrupa ülkelerine Fransa nükleer enerjiden elde ettiği elektriği ihraç eder durumda. Almanya durdurdum demekle beraber bir takım konsorsiyumlar, bir takım reaktörler üzerine çalışmaları, bunun yanında Fransa'nın böyle çalışmalarıyla süreç içerisinde yine de devam ettiğini görmekteyiz. Nükleer santralleri eleştiriler açısından bakarsak burada kendi açımızdan da düşünelim. Sürdürülebilir çevre, çevre bilim, uluslararası çevre açısından. Çernobil faciaydı. 20. yılında nükleere hayır yılı ilan edildi. Nükleer karşıtı çevreciler, nükleer enerjinin sağlık, gelecek, çevre, ülke ve insanlık için zararlarını dile getirdiler. Ölü teknoloji olarak bakılıyor. Evet bu tesisler bir gün ömrünü bitirirse, örneğin Fransa'da bir tanesi öyle. Onun yerinden sökülmesi, parçalanması, başka bir ayrıştırılması, geri kazanılması ya da bertaraf edilmesi o kadar zor ki ve o kadar pahalı ki yani bunun da yükünün altına devletler kolay kolay giremiyor. Çernobil ile ilgili YouTube'da birçok video var. Bir ikisini slaytlara koydum. O bölgelere girildikten sonra, oradan çıktıktan sonra ne elbiseyi bir daha giyebiliyorsunuz, ne orada bir böcek varsa o böceğe dokunabiliyorsunuz, ne o tesisi gezerken bir parça su ya da ekmek ağzınıza koyabiliyorsunuz. Yani o kadar elinizde bir cihaz var ve hangi bölgede ne kadar nükleer
radyasyon artıyor. Bu da gözlüyorsunuz. Yani ölü teknolojiler mezarlık deniyor bir yandan ve insanların yerleşim alanlarına bir şekilde yakın bu bölgeler. Bir de çekirdek erime olasılığı var. Bu olayın gerçekleşme olasılığı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na göre var. Kapatılan santraller konusundan biraz önce bilgi verdim. İşletme masrafları kurulurken de çok fazla, kaldırılırken de çok fazla paralar ve ülke ekonomilerini bu ciddi anlamda zorluyor. Son dönemlerde 2000'ler sonrası İtalya, Avusturya, Kanada gibi Doğu Avrupa yani ülkelerinin bazılarının kapattığını görüyoruz bu tesisleri. Halkın da isteğiyle faaliyete geçirilmeden kapatılan örnek Avusturya'da var. Fransa 14 OECD ülkesi nükleer programlarını Fransa hariç durdurmuş ama Fransa'dan alıyor. Fransa yine o bölgede nükleer enerji santralleriyle çevresel bir tehlike oluşturuyor. Eski Doğu Bloğu ülkeleri Slovenya hariç nükleer enerji programlarına devam ediyor. Çok pahalı bir teknoloji ve Çernobil nükleer faciasının yaşandığı alandan görselleri görüyoruz. Bu bölgelerde gezmek izin gerektiriyor. Bir ormanın içinde de böyle bir yerde var. Bu tesise yakın bir yerde. Ve nükleer santraller çevre felaketi getirir mi? Bu konuda YouTube'da bir video dahi izlense olayın gerçekliğini görebiliyoruz. Yani insan uyuyamıyor, insan üzülüyor. Hatta bir link var görsellerin içerisinde. Dünyaya gelmiş çocuklar, uzuvları normal değil, çok büyük. Sakat doğumlar, büyük yatırımlar yapmış bu devletler. Ama bu kez atıklarının hiçbir zaman yok olmayacağı gerçeğiyle karşı karşıyayız. Ve biraz önce belirttiğim Batı Avrupa ülkelerine Fransa nükleer enerjiden elde ettiği elektriği ihraç eder durumda. Almanya durdurdum demekle beraber bir takım konsorsiyumlar, bir takım reaktörler üzerine çalışmaları, bunun yanında Fransa'nın böyle çalışmalarıyla süreç içerisinde yine de devam ettiğini görmekteyiz. Nükleer santralleri eleştiriler açısından bakarsak, burada kendi açımızdan da düşünelim. Sürdürülebilir çevre, çevre bilim, uluslararası çevre açısından. Çernobil faciaydı. 20. yılında nükleere hayır yılı ilan edildi. Nükleer karşıtı çevreciler, nükleer enerjinin sağlık, gelecek, çevre, ülke ve insanlık için zararlarını dile getirdiler. Ölü teknoloji olarak bakılıyor. Evet, bu tesisler bir gün ömrünü bitirirse, örneğin Fransa'da bir tanesi öyle, onun yerinden sökülmesi, parçalanması, başka bir ayrıştırılması, geri kazanılması ya da bertaraf edilmesi o kadar zor ki ve o kadar pahalı ki, yani bunun da yükünün altına devletler kolay kolay giremiyor. Çernobil'le ilgili YouTube'da birçok video var. Bir ikisini slaytlara koydum. O bölgeleri girildikten sonra, oradan çıktıktan sonra ne elbiseyi bir daha giyebiliyorsunuz, ne orada bir böcek varsa o böceğe dokunabiliyorsunuz, ne o tesisi gezerken bir parça su ya da ekmek ağzınıza koyabiliyorsunuz. Yani o kadar elinizde bir cihaz var ve hangi bölgede ne kadar nükleer radyasyon artıyor, bu da gözlüyorsunuz. Yani ölü teknolojiler mezarlık deniyor bir yandan ve insanların yerleşim alanlarına bir şekilde yakın bu bölgeler. Bir de çekirdek erime olasılığı var.
Bu olayın gerçekleşme olasılığı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na göre var. Kapatılan santraller konusundan biraz önce bilgi verdim. İşletme masrafları kurulurken de çok fazla, kaldırılırken de çok fazla paralar ve ülke ekonomilerini bu ciddi anlamda zorluyor. Son dönemlerde 2000'ler sonrası İtalya, Avusturya, Kanada gibi Doğu Avrupa yani ülkelerinin bazılarının kapattığını görüyoruz bu tesisleri. Halkın da isteğiyle faaliyete geçirilmeden kapatılan örnek Avusturya'da var. Fransa 14 OECD ülkesi nükleer programlarını Fransa hariç durdurmuş ama Fransa'dan alıyor. Fransa yine o bölgede nükleer enerji santralleriyle çevresel bir tehlike oluşturuyor. Eski Doğu Bloğu ülkeleri Slovenya hariç nükleer enerji programlarına devam ediyor. Çok pahalı bir teknoloji ve Çernobil nükleer faciası yaşandığı alandan görselleri görüyoruz. Bu bölgelerde gezmek izin gerektiriyor. Bir ormanın içinde de böyle bir yerde var. Bu tesise yakın bir yerde. Ve nükleer santraller çevre felaketi getirir mi? Bu konuda YouTube'da bir video dahi izlense olayın gerçekliğini görebiliyoruz. Yani insan uyuyamıyor, insan üzülüyor. Hatta bir link var görsellerin içerisinde. Dünyaya gelmiş çocuklar, uzuvları normal değil, başı çok büyük, uzuvlarından bazısı yok, ayakları çok büyük, sakat. Bir tane adamcağızın resmi vardı. Bir bacağı tamamen kopmuş. Bir tekerlekli sandalyede değil, bir sandalyede hayata tutunmaya çalışıyor. Yani bir yandan sakat doğumlar, mutasyonla genetik yapıyı etkilemiş hastalıklara yol açtığını da görüyoruz. Sağlık ve çevre politikaları açısından baktığımızda da bu santraller anlamında durum iç açıcı değil görünüyor. Hayalet şehir deniyor Çernobil için. Bu videoyu izler iseniz ya da atom bombası atılan yerlerle ilgili bir video. Bir de bizim APAT isimli kuruluşumuzda kimyasal, biyolojik, radyolojik nükleer tehditler başlığı altında Çernobil nükleer kazası ile ilgili bayağı uzun bir yazı olduğunu da gördüm. Yani gerçekten tehlikeli atıklar, en büyük, en yüksek atık kategorisinde ve bu konuda dev tesislere ya da yeni teknolojilere de ihtiyaç var. Çernobil felaketi ile ilgili özellikle bu linkte ki haberler ve görseller gerçekten derin acın ve üzüntü vermekte ve elektrik fiyatları düşecektir deniyor nükleer santrallere gidilirse. Atık sorunu anlamında nehirlere, göllere, denizlere hem sıcak su boşaltılıyor bu tesislerden hem de bu suyun içerisinde kurşun, kobalt, krom gibi parçacıklar var ve denizlerde, akarsularda ki canlılara zarar verir. Bunun yanında içilebilir su kaynaklarımıza da bizim zarar veriyor ki su kıtlığı çekebilir noktada bir ülke durumundayız. Radyoaktiviteliği de çok uzun yıllar sürecek görünüyor. Uranyum atıklarını taşıyan personel bunu demir yoluyla taşıyormuş. 50 kilometre seyahat edebiliyormuş bu atıklarla beraber. 50 kilometre sonra hemen o trenden inmesi gerekiyormuş, başkasına devretmesi gerekiyormuş. Çünkü vücudu ondan fazla o radyoaktiviteyi, o radyasyonu kaldıramadığı yönünde bilgiler de var. Bence o tesislerde çalışan insanların sağlıklı olarak uzun yıllar yaşaması da zor. Bildiğim kadarıyla petrokimya tesislerinde çalışan insanlar da orta yaş ve üzeri bir takım kronik rahatsızlıklara yakalanabilmekteler.
Rutin işletim sırasında zararlar var. İnsan ve çevre sağlığına çok ciddi zararları olduğunu görüyoruz. Bir de o tesislerde çalışan personelin ekip çalışması içerisinde hareket etmesi, sürekli birbirini kollaması, sıfır hata yapması gerekiyor. Ve hata kaldırır bir çalışma ortamı olmadığı görülüyor o alanların. Ve bir nükleer santralin sorunsuz çalışması sırasında insanlar ve doğa zehirlenir. En temiz ve güvenli enerji nükleer enerjidir denilmiş 2000'li yıllar öncesi Batı'da. İşte bunu bugün doğrulayamıyoruz. Ve gelişmekte olan ülkelerin çöplük olarak değerlendirilmesi kabul edilemez. En tehlikeli atıklar olduğunu düşünüyorum çevre bilimi açısından. Ve bertarafı mümkün değil. Hani derin ekoloji anlayışı vardır ya da canlı merkezcilik anlayışı vardır çevre yönetiminde felsefi olarak da baktığımızda. Bence ne derin ekoloji anlayışıyla uyuşuyor ne de gelecek nesillerin de yaşamasına yönelik politikalar anlamında gelecekçi, fütürist dediğimiz yaklaşımla da uyuşmadığını söyleyebiliyorum. Ve diğer ülkeler, kuzeyimizdekileri gördük. Bir de İran'da, İsrail'de, Yunanistan'da, Bulgaristan'da, Romanya'da, Ermenistan'da ve bize çok yakın yerlerde bu reaktörlerin, enerji santrallerinin aktif olduğunu görmekteyiz. Bize çok yakın ve bizim ülkemizde kurulmasına izin verilmemiş. Bizim ülkemizin deprem bölgesi olduğu söylenmiş ya da ekonomik sorunlar dile getirilmiş. Ama dibimizde birçok ülkede uzun dönemdir böyle tesisler var. Bir de bir Trakya tarafına, bir Artvin Kars tarafına erken uyarı sistemleri kurmuş. TAEK galiba kurmuş. Ve dışarıdan gelecek olası bir sızıntı ya da risk durumunda Türkiye hemen anında haberdar olacağı belirtilmekte. Bunların birisi Metsamor Ermenilerin ki, Kozluduy Bulgaristanlıların ki ve Sovyetlerin dağılmasından önce de faaliyetteymiş. Yani 90'lı yıllar öncesi. Dünyadaki en tehlikeli 9 nükleer santralin ikisi bizim Kuzeydoğu ve Batı, yani Kuzey Batı ve Kuzey Doğu sınırlarımızda bulunuyor. Amerika Denetleme Kurumu bu konuda ölçümler ve araştırmalar yapıyor. Sızıntıyı önleyecek çelik beton kubbeye Metsamor'un sahip olmadığını tespit ediyor. Acil durumlarda ısıyı çekecek soğutma sistemlerinin yetersiz olduğunu görüyor. Yani enerji politikaları ve çevre ilişkisi açısından da baktığımızda enerji politikalarının güvenliği söz konusu ise bunun çevre güvenliğine de etkisi varsa burada tartışma yapılabilecek bir nokta var. Ermenistan ve Azerbaycan'da nükleer atık depolama ve nükleer yakıt deposuna sahip alanlar var. Azeri öğrencilerimiz var, kendileri de söylüyorlar. Bizde nükleer araştırma, yani nükleer enerji santralleri yok deniyor ama atık depolama anlamında onların da çevresel olarak gelecekleri aslında risk altında. Ukrayna'da 26 tane nükleer tesis, 12 tane atık deposu, 3 tane nükleer araştırma merkezi var. Ve bazı YouTube'da videolar paylaşılıyor. Şu an savaş ortamı bulunuyor orada. Her an bir tehlike var. Bildiğim kadarıyla da bizim bu iki taraftaki o sensörlerle kontrol edilen alanlarımızda da ciddi bir yani o noktada hazır ve kontrollü bir durum var. Burada birinci yukarıdaki görselde ileride Metsamor nükleer araştırma, nükleer enerji reaktörlerinin olduğu yer görünüyor. Ve Ardahan iline çok yakın, uzaktan da görünüyor.
Ardahan'da Arpaçay ve Aras nehirlerine o nükleer tesislerin atıklarının yansıdığı yönünde gazetelere de haberler yansımış. Ve nükleer enerji üretiminin Türkiye'ye faydalar getireceği yönünde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın sitesinde bilgiler olduğunu görüyoruz. 11. Kalkınma planımıza ilişkin 2019-2023 yılları diye hatırlıyorum. Türkiye'nin yine enerjiye gereksinimi olduğu ve enerji yatırımları içerisinde nükleer enerjinin de kapsam içinde olduğu görülüyor. TÜSİAD nükleer enerji yatırımlarına tamamen destek veren bir mesleki örgüt olarak dikkatimizi çekiyor. Ve ülkenin enerji ihtiyacı altyapısı, küresel ekonomik ve jeopolitik gelişmeler, siyasi ve iktisadi durum, konjektüre ilişkin analizler çerçevesinde çok sayıda bilim insanı, köşe yazarı, hükümet yetkilileri Türkiye'nin nükleer enerji yatırımlarına gereksinimi olduğu ve bu enerjinin Türkiye'nin enerji bağımlılığını azaltacağı ve Türkiye'nin gelişmişliğine katkı vereceği noktasında hemfikir olduklarını da görebiliyoruz. Yani kamusal politikalar açısından bakarsak nükleer enerjiye evet denmiş durumda 2000'li yıllardan bu yana. Nükleer enerji üzerine olumsuz görüşler de var. İleri teknoloji gerektiriyor. Türkiye'de de şunu duyuyoruz biz de, evet bu konuda denetim olacak, bu konuda lisanslı şirketlere yetki verilecek, sürekli kontrol edilecek, son teknoloji uygulanacak, atıkları konusunda ileri teknolojik yatırımlar yapılacak şeklinde bilgiler var. Bir de bildiğim kadarıyla 2023 yılında Akkuyu Nükleer Enerji Santrali resmen faaliyete geçecek ve Cumhurbaşkanımızın bir açılış yapacağı yönünde de bir gazete haberi de görmüş idim. Sinop ve Kırklareli hemen sırada olduğu görülüyor. Rus ve Japon firmalarının burada yine hem bilgi anlamında hem de tecrübeleriyle bizim genç neslimize destek verdiği, hatta kendi ülkelerinde bizim gençlerimizin eğitim alıp geldiklerini de görebiliyoruz. Ve elektrik enerjisi üretiminde dışarıdan ithal bağımlılığımızın da azaltılması yönünde de önemli olduğu söyleniyor. Nükleer santraller güvenilir, kesintisiz, ileri teknolojiyle elektrik üretecektir deniyor. Örneğin hidroelektrik santralleri ve rüzgar enerji santrallerinin kuraklık, iklim değişikliğinden etkileneceği görüşü de ileri sürülüyor. Bir kere rüzgar enerji santrallerinin çalışabilmesi için rüzgarın optimum oranda, ortalama bir durumda olması gerekiyor. Ne çok fazla rüzgar varsa kentte ya da dağlık alanda, ne de çok az rüzgar varsa o rüzgar türbinleri o zaman çalışmıyor ve elektrik üretmiyor. Eğer ki kuraklık yaşanırsa, kuraklık stresi oluşursa, rüzgarın ya gereğinden çok eseceği, fırtınaların olacağı ya hiç esmeyeceği ve rüzgar enerji yatırımları yapılsa da faaliyetinin olmayacağı yönünde bilgiler var. Bir yandan da su kıtlığı yaşarsak, hidroelektrik enerji santralleri çalışamaz duruma gelirse, o zaman işte alternatifi nedir? Nükleerdir. Az bir uranyumla çok büyük enerji elde edersiniz şeklinde. Yenilenebilirlerin bile alternatifi olarak nükleer enerjinin gösterildiğini görebiliyoruz. Batılı ülkeler 2000'li yıllar öncesi, belki 2020'ye kadar ekonomik büyüme saikiyle nükleer enerjiye hep kapıları açmışlar. Ve Türkiye'de ben de bu kapsamda olmalıyım noktasındaki ilk 10 devletten birisi olmalıyım bağlamında nükleer enerji yatırımlarına bilgiler veriyorum açısından burada bazı bilgiler vermişim. Bazı
destek olsun diye söylenen ifadelerden birisi de nükleer santralleri biz gerçekten depremin olmadığı yerlerde yapıyoruz. 1000 yılı, 10.000 yılı öngörüyoruz. O bölgelerdeki en büyük deprem şiddetine göre çok büyük dev yatırımlar olarak yapıyoruz şeklinde anlatımlar var. Bir de nükleer enerji barışçıl kullanılmalı. Şu andaki savaşta da görüyoruz. Nükleer silah, kimyasal silah kullanma ihtimalinden söz ediliyor devletlerin. Ve nükleer güvenlik anlamında Türkiye'nin uluslararası anlaşmaların hepsini imzaladığını görebiliyoruz. Uzun dönemdir bu konudaki görüşmeleri, müzakereleri takip etmiş ve gerekli sözleşmeleri imzalamış. Nükleer güvenlik sözleşmesi, nükleer kazaların erken bildirimi sözleşmesi, nükleer kaza radyolojik acil durum hallerinde yardımlaşma sözleşmesi gibi sözleşmeler var ve bu pastanın, bu yapının içinde Türkiye'de var. Evet, hastanelerde çok kullanılıyor. Radyasyonlu ortamlarda örneğin röntgen çekiliyoruz. MR çekimi oluyor. Bilgisayarlı tomografi çekilimi oluyor. Bildiğim kadarıyla radyolojik kökenli maddeler buralarda kullanılıyor. Araştırma laboratuvarlarında, üniversitelerde, sanayide kullanılıyor. Bazı kanıların şöyle olduğunu görüyorum. Bu tip tesislerde kullanılan radyoaktif madde miktarı o kurulacak olan nükleer enerji santralinden çok daha fazla zaten deniyor. O zaman nükleer santralin kurulması konusunda destek verin denmeye çalışılıyor. Nükleer enerji tehlikeler oluşturur mu? Türkiye deprem bölgesidir. Japonya'nın başına birçok deprem gelmektedir ve birçok nükleer santralleri kaynaklı kazalar, riskler vesaire yaşamaktadır. En önemlisi atom bombasını yaşamıştır. Uluslararası şirketler burada çok büyük pay almaya çalışmaktadır. Bunu biliyoruz. Uluslararası şirketlerin yine büyük işte merger tipi birleşmeler şeklinde hareket ettiklerini biliyoruz. En tehlikelisi nedir? Atıklar ve tükenmiş yakıt çubukları. 10 ila 20 reaktörün içinde ya da yanındaki havuzlarda bekletilerek radyasyon seviyesi düşürülmeye çalışılıyor. Ve hiçbir ülkede o nükleer atıkların nasıl yok edileceği konusunda emniyetli bir çözüm bulunmuş değil. Burada en kötü kazanın yakıt çekirdeği erimesi olacağı, bu da en kuvvetlisi. İşte 90 bin kişinin öleceği, 156 bin kişinin zarar göreceği yönünde. Çevre kirliliği açısından riskli durum oluşturmuyor deniyor. Bana göre tonlarca bir yere yığılan vahşi depolama dediğimiz o kentlerdeki evsel kaynaklı atıklara göre bence bir bidon uranyum atığı çok daha tehlikeli. Ve gelişen dünyanın enerji açığını kapatmasında öne çıkarılmış. Bir yandan dijitalleşme, metaverse dediğimiz yeni dünyaya doğru ilerleniyor. Bir yandan pandemiden yeni çıkmaya çalışıyoruz. Bir yandan ekonomik sorunların olduğu bir dünyayı görüyoruz şu anda. Bir yandan da nükleer silahlar ve nükleer enerji reaktörleri ve bunun çevresel negatif dışsallıkları da bir başlıyor. Bir de Amerika'da görülen, Sovyetler'de görülen, bu Japonya'da görülen kazaların yakın bölgelerini değil uzak yörelere kadar her yılı etkileme olasılığı olduğunu ifade edebiliyoruz. Şimdi bu konuda atakta son sözlerim olarak belirtirsem, bir de Çin ve Rusya başta olmak üzere gerisi gelişmekte olan ülkelerde 60 nükleer reaktör inşa aşamasında. Yani Türkiye'nin yanında
diğer ülkelerde de yeniden nükleer santrale ihtiyaç var anlamında yatırımlar, fizibilite çalışmaları, sonrası da yatırımlar ve faaliyete geçirilmesi uygulamalarını görebiliyoruz. Genel olarak söylemek istediklerim bunlar. Türkiye'de Akkuyu ya da Sinop üzerine çok detaylı anlatımlar yok. Bazı araştırmaların hükümet politikaları ya da kalkınma planlarındaki ilkeleri çok eleştirdiğini gördüm. Yani o görüşler de var, bu görüşler de var. Biz çevre yönetimi açısından, sürdürülebilirlik açısından baktığımızda hayvanlara, insanlara, doğaya zararları olabileceğini, bu zararların bertaraf edilmesi adına da çok ciddi yatırımlara, bilgi ve deneyime ihtiyaç olduğunu söyleyebiliriz. Teşekkür ediyorum Nur Hocam. Ben teşekkür ediyorum hocam. Çok güzel bir sunumdu. Birçok konuda da bilgi sahibi olduk sayenizde. Sorusu olan katılımcılarımızdan var mı? Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Sanırım internette bir problem oldu. Ben sesinizi alıyorum hocam. Tamam. Sanırım internette bir problem oldu hocam. Çok teşekkür ederiz. Eğer sorusu olan katılımcılarımızdan varsa almak isteriz. Sanırım tamam, teşekkürler. Gürkan Bey yazmış. Turgay Bey de teşekkürler bilgiler için yazmış. Hocam çok teşekkür ederiz katkılarınız için.